Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Mayıs aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, 20 Mayıs'a kadar Güneş Boğa burcunda ilerliyor ve sizin 10. evinizi aydınlatacak. Nisan sonunda Boğa burcunda yeni ay doğmuştu. Bu tabi e, hedefleriniz, kariyeriniz, gelecek planlarınız alanında bazı yeni adımlar atmanızı gündeme getirebilir. Radikal kararlar da verebilirsiniz. İstem dışı değişimler de olabilir, sürprizler de gündemde olabilir. Kişisel ve toplumsal alanlarda yaşadığımız olağanüstü durumlar, hepimizin hayatlarında az veya çok değişimler getiriyor bu dönemde. Çok da fazla müdahale edemeyeceğimiz şartlara uyum göstermekte fayda var aslında. Satürnün karşıt burcunuzdaki hareketi, evet, birçok aslan için bazı kısıtlamalar ya da sorumluluklarda artış. E, gündeme getirmiş olabilir. Evet 7 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir dolunay var. İşte bu dolunay aslında 23 Nisan'da doğan Boğa Burcu yeni ayının dolunayı olacak ve sizin için yine çok önemli bir e, dolunay. Tam 4. evinizde meydana geliyor. 17 derece Akrep Burcu'nda olacak. Sevgili aslanlar lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Güneş Burcu'nuz 17 derece ve yakınlarındaysa yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarında ya da kişisel haritalarınızda özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ayın bu dolunayın sizin için çok daha güçlü etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Bir tamamlanma dönemi, bir farkındalık dönemi. Hangi alanlarda özellikle özel yaşam alanlarınız, ev yuva temaları, aile konuları, ebeveynlerinizle ilgili alanlar ve tabii ki geleceğinizi etkileyecek kariyer planlarınızda önemli kararlar verebilirsiniz. Bu herkesin kendi kişisel hayatının şartlarına göre değişebilir. Evlilikler, ayrılıklar, işten ayrılmalar, taşınmalar, yer değişiklikleri, işbirliklerinde vereceğiniz önemli kararlar, anne baba ebeveynlerinizle ilgili olan konu ve kavramlar özellikle Dolunay'da gündemimizde olabilir ve bunlar belirsiz olan bazı şartların netleştiği bir dönem. Artık e, görünür hale geldiği sonuç verdiği bir dönem olacak sevgili Aslanlar Evet e, Dolunay ay ortalarına kadar olan süreçte aslında bizim için çok belirleyici olacak ve önemli olacak diyebiliriz ve e, bu ay ayın ortalarından itibaren, 13 Mayıs'tan itibaren İkizler Burcu'ndaki Venüs Retrosu da 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden biri olacak. Venüs Retrosu 25 Haziran'a kadar devam ediyor. Aslında bununla ilgili özel bir video da hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağatacı YouTube kanalından Venüs İkizler videomuzu lütfen izleyiniz. Genel ve özellikle toplumsal alanlardaki etkilerinden de bahsetmeye çalıştım bu videoda. Sevgili aslanlar 11. evinizde bir Venüs geçişi ve Venüsün retro hareketi olacak. 13 Mayıs'a kadar Venüsün ileri döngüsü bir anlamda sizi aslında e, ilişkiler alanında, sosyal faaliyetler alanında ya da sosyal çevrenizden arkadaşlardan, iş alanındaki çalışmalar olsun, ekip çalışmaları olsun. Bu alanlardan alacağınız destekler anlamında e, güzel görünüyor, yardımcı olabilir. Ama 13 Mayıs'tan sonra e, Venüs retrosu, biraz bazı işlerin, projelerin durgunlaşması, biraz gerilemesi e, ve bu alanlarda e, özellikle İslam dışı, yani sosyal ilişkilerde olabilir bunlar, projeler alanında da olabilir, İstem dışı durumların olabileceğinin de işaretçisi e, ve Mayıs'ın ikinci yarısıyla beraber aslında Haziran'ın büyük çoğunluğunda bu konulara da biraz daha temkinli yaklaşmak gerekecek. Ama nostaljik ve hoş etkiler de getirebilir. Uzun süredir görüşmediğiniz kişilerden haberler alabilirsiniz. Yarım kalmış bir projeyi ele alıp tamamlama fırsatı bulabilirsiniz. Ee, belki de sizin için bir hak ediş var maddi anlamda. Venüs parayı da temsil eder. İşte çok geçmişten gelen bir etki bu. Hak ettiğiniz bir parayı bulabilirsiniz. Bunlar da mümkün. Ama bunlar olumlu etkiler. Genel olarak biraz daha temkinli olmakta fayda var. Yani parasal durumunuzda gecikmeler olabilir, almayı düşündüğünüz paralar gelmeyebilir, birlikte iş yaptığınız, çalıştığınız insanlarla bazı huzursuzluklar olabilir, bazı projeler duraklayabilir, ertelenebilir. Tüm bunlara karşı da tedbirli olmakta fayda var. Evet, 20 Mayıs'tan itibaren Güneş İkizler Burcu'na geçecek. 22 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda yeni ayımız var. İkizler Burcu yeni ayı aslında 11. evinizde doğacak. Normalde sevgili aslanlar sizin için keyifli bir yeni aydır. Yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar, yeni çevreler anlamına geliyor. Şu dönemde ve sosyal etkiler biraz kısıtlanıyor. Mümkün olduğunca hayatlarımızda daha dar alanlarda hayatlarımızı sürdürüyoruz, iş hayatımızda böyle, sosyal imkanlarımızda mümkün olduğunca kısıtlanıyor. 22 Mayıs'taki yeni ay belki sosyalleşme alanında yapmak istediğiniz projeler, planlar, programlar, bunları hayata geçirme alanında bazı fırsatlar sunabilir size, eğitim hayatı, ticari konular, yeni tanışmalar veya arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız hani bazı girişimler bunların hani özel keyifli e, etkinlikler de olabilir. E, bu imkanları biraz daha arttırabilir, bazı fırsatları hayatımıza çıkarabilir. Belki 22 Mayıs'la beraber hayatımızdaki kısıtlamalar da biraz azalacak, biraz daha rahatlayacağız, biraz daha keyif aldığımız konulara zaman ayırmaya başlayacağız. Evet, bu süreç e, özellikle 5 Haziran'a kadar olan dönemde daha fazla gündemimizde olabilir. İkizler her türlü iletişimi anlatır. Ticari konular, iletişim, ulaşım, seyahatler, eğitim fırsatları, anlaşmalar, sözleşmeler. Birazdan akraba ve çevreyle ilişkiler. Tüm bunlarla da ilgili konu ve kavramlar, özellikle 22 Mayıs'tan itibaren hayatımızda daha fazla gündem oluşturabilir. Yani sizin dışınızda çevrenizdeki kişilerin etkileri hayatınızda belirleyici olabilir. Çok sayıda da haber duyabilirsiniz. Bunlar yeni planlar, programlar, yeni projeler şeklinde de hayatınıza gelebilir. Daha fazla okuyabilir, öğrenebilirsiniz. Yeni bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Ve tüm bunlar ufkunuzu da açabilir tabii. En azından ertelenmiş bazı şeyleri tamamlamak için yeni yollar bulabilirsiniz hayatınızda. Kısıtlandığınız konularda yeni çıkış yolları bulabilirsiniz. Ya da daha önceden bir şekilde yapmaya vakit bulamadığınız bir projeyi hayata geçirip tamamlama fırsatı bulabilirsiniz. Belki de bir dil öğreneceksiniz ya da bir kursa gideceksiniz ya da bunlar tabi hayatımızda şu dönemde online hani internet üzerinden de olabilir mutlaka fiziksel olması gerekmiyor ama zihinsel ve özellikle iletişimle ilgili alanlarda, bilgi paylaşımıyla ilgili alanlarda daha keyifli ve verimli bir döneme gireceksiniz. Mesleğinizle ilgili sizi geliştirecek bazı e, takviye bilgiler alabilirsiniz. Yine e, yeni şeyler öğrenebilir, eğitimlere, kurslara katılabilirsiniz. E, tüm bunların gelecekte size önemli katkıları da olabilir. İşte bunlar da bir fikir, bir düşünce, belki bir çıkış yolu, bir e, Etrafınızdan da gelebilecek bir öneri, bir teklif şeklinde gelebilir. 22 Mayıs sonrası özellikle Mayıs'ın son haftasıyla beraber hayatınızda bu anlamda hareketlilikleri de daha fazla bekleyebiliriz. Sevgili aslanlar, sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.